Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını sizler için değerlendireceğim ve tabii ki bunların hem piyasalara hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Deprem hala devam ediyor. Üstelik depremin daha ilk saniyelerindeyiz. Yani yıkım süreci başlamış falan değil. Bunun uyarısını en baştan yapayım arkadaşlar. Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'ın görevden alınması meselesi sonrasında yabancılar Türkiye'den çıkmak için düğmeye basmış durumdalar. Çok hızlı adımlarla ve çok yüksek maliyetlerle Türkiye'den kaçmak için gözlerini karartmış durumdalar. Bunun net örneklerini hem Londra swap piyasasında görüyoruz hem de Türkiye'de borsada görüyoruz arkadaşlar. Borsa son 2 gündür sürekli olarak düşüyor. Son dakikalarda yükselmeye başladı. O da yabancı etkisinin azalmasıyla birlikte varlık fonunun tekrar kontrolü ele almasıyla birlikte. Buna rağmen yabancılar tüm güçleriyle satarak piyasadan çıkma hazırlığı yapmaya devam ediyorlar. Bu hazırlığı yaparken neler yapıyorlar? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Swap piyasasında, Londra'daki swap piyasasında maliyeti ne olursa olsun Türk lirasına tekrar dönmeye çalışıyorlar. Türk lirasına dönüp Türkiye'deki dolarlarını satın almak istiyorlar. Yani swap'ı tekrar geriye doğru çevirmek istiyorlar. Bunun için de yüksek maliyetlere katlanıyorlar. 1500 baz puana kadar yükselmiş durumda Londra'daki swap faizleri arkadaşlar. Ve buna bağlı olarak da Türk lirasında da şu anda çok kısa vadeli bir değerleme görüyoruz. 8.40 seviyelerinden 7.70'e, 7.70'den 7.90'a, 7.90'dan 7.80'e gibi dalgalanmalar görmemizin temel nedeni aslında yabancıların şu an itibarıyla mümkün olduğunca Türk lirasına yani nakite dönme eğilimlerinden kaynaklanıyor. Bir sonraki adıma ise önümüzdeki günlerde geçmeye başlayacağız. Yabancılar çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki sermayelerini kaçırmaya çalışacaklar ve dolar alımına geçecekler arkadaşlar. Piyasada hangi seviyede olursa olsun zararları da göze alarak mümkün olduğunca paralarını dolara çevirip tekrar yurt dışına kaçırmaya çalışacaklar. Aslında bu hazırlık bunun en net ve en temel göstergelerinden birisi. Tamamen güven kaybedilmiş durumda ve bu güven kaybı nedeniyle bu saatten sonra döviz piyasasında dikiş tutması mümkün değil gibi görünüyor. Bir başka önemli gelişme, her an Merkez Bankası olağanüstü bir kararla faiz indirimine gidebilir korkusu, ama esas endişe sermaye kontrolü acaba gelebilir mi önümüzdeki günlerde endişesi. Bu konu sadece Türkiye'de değil dünyada da dillendirilmeye başlandı. Economist dergisi haftalık olarak yayınlanıyor biliyorsunuz. Bu konuyu ele aldı. Uzmanlar dövizde çok ciddi dalgalanmalar beklediklerini ifade ettiler bu analiz haberde. Öbür taraftan da Türkiye'de her an bir sermaye kontrolü gelebilir korkusu yaşadıklarını ifade etti. Sermaye kontrolü gelme korkusu yabancıların kaçışını daha da hızlandırıyor ve mümkün olduğunca her zarara rağmen bu piyasadan çıkmaya yani Türkiye'den çıkmaya çalışıyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin tek bir imzayla geçersiz hale getirilmesi de bu korkuyu pekiştiren diğer bir konu. Tek bir kararname ile yabancıların parasını acaba Türkiye'de hapsedebilir mi korkusu var. Hani diyoruz ya, bir sabah uyandığımızda ansızın kırılan bir dolar kuruyla, euro ile, sterlinle karşı karşıya kalabilir. Hem yabancılar, hem yerliler, hem dövize ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlar, hem de bankalar mümkün olduğunca bu süreçte açıklarını kapatmak için ve Türkiye'den kaçmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar ve her türlü zararı göze alacaklar. Yurt dışında %15'lik swap faizinin maliyetini göze alacaklar. Türkiye'de her seviyeden dolar almayı göze alacaklar. Yabancılar çok hızlı bir şekilde dolar alımına başladıkları an itibarıyla kırılma etkisini görmeye başlayacağız. Bu da dolardaki ciddi dalgalanmaları ve yükselişleri beraberinde getirecek. Uluslararası rezervlerinde çok ciddi sıkıntıların oluşmasını da beraberinde getirecek. Özellikle Türkiye piyasasını çok yakından takip eden Timothy Ash diyor ki, yatırımcılar Türkiye'de Naci Ağbal'a güvendi, Türkiye'nin sıkı para politikasına güvendi, bu faiz politikasının bir süre daha devam edeceğine güvendi. Şu anda tam tersi bir istikamete geçilmiş durumda. Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı, gecenin 3'ünde bir anda görevden alınmış durumda. Bu piyasalarda çok ciddi bir deprem etkisi yarattı. Bu yüzden çok büyük zararlara girdik. Bu bizi cezalandırmadır diyor Timothy Ash. Timothy Ash Londra piyasasındaki swap operasyonları ve yüksek faizlerle ilgili de eleştirisini dile getiriyor. Yine yatırımcının burada da cezalandırıldığını söylüyor ve 2019 Nisan ayına gönderme yapıyor. O dönemde de Türkiye biliyorsunuz Türk lirasının önünü kesmişti. Türk bankaları o piyasaya Türk lirası vermemeye başlamıştı. Onun için de faizler %1000'in
3200 seviyesine kadar yükselmişti arkadaşlar. Bu nedenle de Londra piyasasında, swap piyasasında işlem yapan pek çok yatırımcı bu işten derin zararlar görmüştü. Naci Ağbal ve Türkiye politikası nedeniyle tekrar güven tesis edilmişti. Yüksek faiz ortamı onların işine geliyordu nispeten. Bir haftalık, 10 günlük işlemler yapıyorlardı ve buranın getirisinden faydalanıyorlardı. Bu Türkiye'deki sermaye çıkışının veya Türkiye'nin zarar etmesinin en önemli nedenlerinden birisiydi. Kabul ediyorum. Ancak eğer ki bu zararı etmek istemiyorsanız faizleri o şekilde yükseltmeyecektiniz ve Londra swap piyasasında birilerine söz vermeyecektiniz. Timothy Ash'in bu sözünden anlaşılıyor ki hem Londra'da hem dünyada birilerine söz verildi. Merak etmeyin, biz bu faiz ortamını bu şekilde tutmaya devam edeceğiz. Dövizle ilgili bir yükseliş eğilimi olmayacak gibi sözler verildi. O nedenle de insanlar paralarının bir kısmını Türkiye'de riske etti. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu saatten sonra kimse Türkiye'ye parasını getirmez. Bu kadar büyük istikrarsızlığın olduğu ve güvenin bu kadar yıkıldığı öngörülemez bir ekonomiye ve ülkeye kimse parasını getirmez. Çıkışlar daha da hızlanarak devam eder. Onun için işte yabancılar %10, %15, %20 gibi faizlere bakmaksızın, üstelik bunlar gecelik faizler arkadaşlar, Türk lirasına dönüyorlar ve mümkün olduğunca tekrar dolarlarını alıp kaçmanın hazırlığını yapıyorlar. Bir başka önemli gelişme borsadaki düşüş. Bakın 155 bin seviyesinden borsa 126 bin seviyesine kadar geldi. Şu sıralarda da 140 bine kadar yükseldi. Burada şunu görüyoruz arkadaşlar, yabancılar yine paldır küldür satmaya devam ediyorlar. Varlık fonu da bu satış sürecini dengelemeye çalışıyor. Hatta varlık fonunun ilk etapta gücü yetmediği için bu satışlara 3 defa kesici girdi devreye arkadaşlar. Evet, 3 defa borsa durduruldu. Buna rağmen 126 bin seviyesine kadar düştü ve bu satış baskısı önümüzdeki günlerde de devam edecek, özellikle gelen haberlerle birlikte. Sermaye kontrolü muhabbetinin ya da dedikodusunun bu kadar aleni konuşulması, bunun haberlere konu olması çok ciddi bir güven problemini doğuruyor arkadaşlar. Yani önümüzdeki dönemde yabancıların çıkışının hızlanmasının en temel nedenlerinden birisi. Hayır, öyle bir şey olmaz. Türkiye işte serbest piyasa koşullarına bağlı falan diyenler olabilir ya da bu tür açıklamalar yapan yetkililer olabilir ama kimse bunları artık önemsemiyor. Çünkü bugün verilen sözün yarın değiştirildiğini herkes çok net bir şekilde görüyor. 20 ayda siz 4 tane Merkez Bankası Başkanı değiştirirseniz, her Merkez Bankası apayrı politikalar uygularsa ve bu politikalar yüzünden birileri zarara uğrarsa parasını size emanet etmekten vazgeçer. Aynı zamanda yok sermaye kontrolü gibi söylemlerinizi de ciddiye almazlar, dikkate almazlar. Buradan kaçmak için, üstelik bir an önce kaçmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Kaçarken de piyasayı tahrip ederler arkadaşlar. Özellikle döviz cephesini tahrip ederler. Yani bugün gördüğünüz 7.70'ler, 7.80'ler yarın hayal olacak muhtemelen ve esas kırılma geldiğinde, yani depremin esas hasarı oluşmaya başladığında biz dövizin, özellikle doların ikiye katladığını göreceğiz. Bugün 12'leri 13'leri konuşurken yarın biz 16 liraları konuşmaya başlayacağız. Doları 16 lirada bile tutamayabiliriz. Eğer ki bu deprem artarak devam ederse, bunun yanına bir de katsa yaptırımları eklenirse ya da yeni yeni problemler eklenirse, aynı zamanda cari açık problemi, bütçe açığı gibi problemler nedeniyle Türkiye'ye olan ilgi daha da azalırsa, bütün bunlar dövizin kırılganlıklarını arttıracaktır. Yapılan politik hatalar, uluslararası hatalar da yine dövizdeki artışları arttıracaktır. Sadece Batı cephesinden mi bu açıklamalar geliyor? Yani sadece Avrupalı bankalar mı bunu söylüyor? Tabii ki hayır arkadaşlar. Aynı zamanda bakın, Rus uzmanlar da, mesela Gazprom Bank'ın yetkilileri de şunu söylemişler. Türkiye'yi yakın gelecekte büyük bir döviz dalgalanması bekliyor. Ülkenin uluslararası rezervleri her an tükenebilir. Tükenmiş, negatife gelmiş uluslararası rezervlerden bahsediyoruz. Bu rezervlerin çok daha sıkıntılı bir hale gelmesinden bahsediyor Rus uzmanlar. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir sürece girmiş durumdayız. Bir yandan da acaba Merkez Bankası olağanüstü toplanabilir mi? Olağanüstü toplanıp bir faiz indirim kararı çıkartabilir mi sorusuna cevap arıyoruz biliyorsunuz. Ekonomiyle ilgili siyasetçiler çıkıp, yok öyle bir şey kardeşim. Bakın, Türkiye 20 yıldır hiçbir zaman olağanüstü toplanmıyor.
kullanmamış ve olağanüstü kararlar almamış gibi garip açıklamalar yapıyorlar. Neden garip diyorum? Çünkü en hafif tabirle bu söylenebilir arkadaşlar. Yakın tarihte, hem de çok yakın tarihte iki defa Merkez Bankası olağanüstü toplanıp faiz kararını değiştirdi. 17 Mart 2020 yakın tarih olduğu için söylüyorum. Merkez Bankası olağanüstü toplandı, para politikası kurulu ve 100 bas puanlık indirim yaptı. Yine 2019 yılında Nisan ayında yapılan bir olağanüstü toplantıydı. Orada da 300 bas puanlık bir faiz artırımı söz konusuydu. Yani Merkez Bankası yakın zaman içerisinde zaten olağanüstü toplantılar yapmış ve faiz değişikliklerine gitmiş. Bugün ne değişti de Merkez Bankası olağanüstü toplanmayacak? Yani 20 yıl boyunca hiç toplanmadı. Olur mu öyle şey? 20 yıl boyunca defalarca Merkez Bankası toplandı ve olağanüstü toplantılarda olağanüstü faiz kararları verdi. Özellikle son 4-5 yıl içerisinde bunun örneklerini çok daha sık görmeye başladık. Tabii ki hem yabancılar hem yerliler Merkez Bankası'nın bu dönemde de olağanüstü toplanabileceği endişesini duyuyor. Merkez Bankası mevcut başkanı, yani Naci Ağbal'dan sonraki başkanı olan Kavcıoğlu, ben faizleri indirmeyeceğim demiyor ki, sizin beklediğiniz hızda indirmeyeceğim diyor. Ya da hareketler biraz daha yavaş olabilir diyor. Merkez Bankası çoktan kararını vermiş durumda faizleri indirme konusunda ve faiz indirimlerine gidecek. Ha, faiz indirimleri doğru mudur? Dövizi baskılamak uğruna siz faizleri yükselteceğinize ya da boyna kaynaklarınızı tüketeceğinize faizi indirip piyasayı canlandırmayı tercih ediyorsanız doğru bir adım atar mısınız? Evet, atarsınız arkadaşlar. Ama bunun yanında aynı zamanda yapısal reformları da desteklemek zorundasınız. Çiftçinizi, esnafınızı desteklemek zorundasınız. Aynı Amerika gibi. Bakın, Amerika 1.9 trilyonluk bir teşvik paketi açıklamıştı biliyorsunuz. Şimdi Biden ikinci paket üzerinde çalıştıklarını söyledi. 3 trilyon dolarlık daha bir teşvik hazırlanıyor. Bu sene içerisinde muhtemelen 4.9 trilyon dolarlık en iyi ihtimalle, hatta en kötü ihtimalle Amerika'dan gelen teşvik paketlerini duyacağız. Bunun üzerine yeni teşvik paketleri de açıklanabilir ki bu 1.9 trilyon kabul edildiğinde, hatta edilme sürecinde sizlere söylüyordum. Bu iş burada kalmaz. Yeni yeni paketler açıklar Amerika diyordum. İşte o paketlerin ilk sinyalleri gelmeye başladı. Türkiye ne yapıyor? Faizleri yükseltiyor ya da faizleri düşürüyor. Dolar yükseliyor ya da dolar düşüyor. Ama her şekilde sürekli olarak zamlar gelmeye devam ediyor. Sürekli olarak hayat pahalılaşmaya devam ediyor. Ve insanlar her geçen gün biraz daha yoksullaşmaya devam ediyor. Bizim önceliğimiz faiz, dolar, o, bu falan filan değil. Para politikaları değil. Bizim önceliğimiz üretim alanlarımızı tekrar hayata geçirmek. Çiftçimizi ayağa kaldırmak. Esnafımızı ayağa kaldırmak. KOBİ'mizi ayağa kaldırmak. Vatandaşımızı ayağa kaldırmak. Onları pahalılık altında ezdirmemek, bütün kaynakları 3-5 tane ballı kaymaklı müteahhite aktarmak yerine mümkün olduğunca gelir dağılımını tekrar düzenlemek, insanların hayat kalitesini yükseltmek. Siz bunların hiçbirini yapmayacaksınız, üretimi desteklemeyeceksiniz, tarımla ilgili hiçbir adım atmayacaksınız, Türkiye'yi ithalata boğacaksınız, işsizlik 11 milyon kişiyi aşacak, her 3 kişiden birisi işsiz kalırken her 3 gençten ikisi işsiz kalmaya devam edecek. Bu koşullarda siz faizi indireceğim, ev satacağım, araba satacağım diyorsun. Siz faizi indiriyorsanız, dövizi yükseltiyorsanız mutlaka ama mutlaka bunun bedelini vatandaşa ödetmekten vazgeçmek zorundasınız. Son 4 yıl içerisinde görüyoruz ki sadece para politikalarıyla işin içinden çıkılmaya çalışılıyor ve Türkiye ekonomisi çok daha işin içinden çıkılamaz bir hale getiriliyor. Bakın, geldiğimiz son nokta. Yüksek faiz ortamı, yüksek enflasyon ortamı, yüksek kur ortamı, yüksek işsizlik ortamı ve batan firmalar, batan banka kredileri, yani Türkiye neresinden tutarsanız tutun inanılmaz bir kaos içerisine sürüklenmiş durumda. Merkez Bankası rezervlerini boşaltmışsınız. Hala 128 milyar nereye gitti sorusunun cevabı yok. Aslına bakarsanız buradaki sorunun cevabında istenilen şey şu: 128 milyar doları ucuza kim kapattı? Kim aldı, Türkiye'den kaçırdı, götürdü? Bu sorunun cevabını soruyor herkes ve kimse bu sorunun cevabını vermiyor. Kayıtlara baktığınız zaman, bu paranın akışına baktığınız zaman nereye gittiğini çok net bir şekilde görebilirsiniz ve Türkiye'nin kimler tarafından ve neden zarara uğratıldığını da görmüş olursunuz. Bütün bunlara cevap vermeyeceksiniz, faizleri indireceksiniz. Oh tamam, Türkiye ekonomisi kurtuldu. Enflasyonda biz faizleri indirerek düşürürüz, doları da faizleri indirerek
daha sonrasında dengeleriz. Böyle bir dünya yok. Ya da tam tersi, faizleri arttırırız, doları düşürürüz, her şey süt liman olur, enflasyon düşer. Böyle bir durumda olmadığını biliyoruz ve görüyoruz ve yaşıyoruz. Türkiye'nin acilen bu para politikası oyunlarından vazgeçmesi gerekiyor artık. Para politikası oyunlarıyla bu işin olmayacağı çok net ortada. Türkiye'nin yapması gereken şey gerçek anlamda reformlar yaparak Türkiye'nin ayağa kalkmasını sağlamak. Bütün bu gelişmeler dolar üzerindeki baskının devam edeceğini bize gösteriyor. Aslında dolarda biz kara pazartesi falan yaşamış değiliz. Daha doğrusu döviz cephesinde biz kara pazartesi falan yaşamış değiliz. Önümüzde çok daha karanlık günler var gibi görünüyor. Bu kırılmalar olduğu an itibariyle bugün 7.88, 7.90 ya da 8 seviyesinde gördüğünüz dolar kurunun bir anda 15-16 seviyelerini zorlamaya başladığını görebilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. Aynı şekilde euro yükselecektir, sterlin yükselecektir. Türkiye'deki ekonomik dengeler ciddi anlamda bozulmaya devam edilecektir. Eğer ki bu konuyla ilgili acil önlem alınmazsa, bakın acil önlemle kastım faizlerin daha da yükseltilmesi falan değil. Artık bu konunun bırakılması meselesi benim söylediğim şey arkadaşlar. Bu konuyla oynamayı bırakmaları gerekiyor acilen. Merkez Bankası başkanlarıyla oynamayı, faizle oynamayı, dolarla, kurla oynamayı acilen bırakmaları gerekiyor. Aksi takdirde bakın altını çizerek söylüyorum. Bugün 16'yı görürüz, yarın 20'lerde bile tutamayız. Doların nereye gittiğine şaşırıp kalırsınız. Örnekleri var. Bakın Venezuela örneği var, Arjantin örneği var, İran örneği var. Bu örnekleri yabana atmayın. Aynı zamanda Türkiye örneği var. 80'li yıllarda yaptığı hataların bedellerini biz 90'larda ödedik. 90'larda yaptıkları hataların bedelini biz 2001'de ödedik. Bugünlerde o kadar aralık da olmuyor. Yani 4-5 senede falan da görmüyoruz krizleri. Çok daha sık aralıklarla krizler karşımıza çıkmaya başladı. Bu büyük bir tehlikeyi işaret ediyor arkadaşlar. Onun için Türkiye bir tercih yapmak zorunda. Hiçbir tercih yapamıyorlarsa, bu süreci yönetemiyorlarsa da mümkünse bir an önce bu işleri bırakmaları gerekiyor. Orayı yönetebilecek yetkin kişiler artık o koltuğa oturmalı. Çünkü kimsenin yaptığı hataların bedelini bu kadar insan ödemek zorunda değil arkadaşlar. Bunu da çok net bir şekilde söyleyelim. Faiz cephesinde %19.42'lik bir tahvil faizi görüyoruz. Orada da yükseliş eğilimi hızla devam ediyor. Parite cephesine bakıyorum. 1.18.73. Tekrar 1.19'un altında. 1.18 aşağıya doğru zorlanıyor. Kırıldığı an arkadaşlar önce 1.15 sonra 1.08 söylemedi demeyin. Şimdiden sizleri uyarıyorum. Altının onsu bu hazine tahvillerindeki yükseliş nedeniyle 1.700'ün üzerinde duruyor ama 1.740'lı seviyeleri bir türlü aşamıyor. Ancak şunu söyleyeyim. Biden'ın bu açıklayacağı paketle birlikte yani 3 trilyon dolarlık paketin daha da gündeme gelmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki sert hareketleri görmeye başlayabiliriz. Bunu da unutmayın. Keza gümüş de yine altına paralel hareketler yapacaktır. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.